Korona septomlu tutuklular hücreye atılıyor iddiası. SGK'nın ödeme yapmadığı hastane kapanmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri korona vaka sayısında Çin ve İtalya'ya geçti. Günün haberleri başlıyor. Evet arkadaşlar, orası Bakkacı Mahallesi'nin korona mezarlığı. Şu anda 15 tane vatandaşımız gömülmüş. İstanbul'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için Bilim Kurulu ve Diyanet'in tavsiye ve kararları doğrultusunda Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi. Numaralarını koymuşlar, 41 diye numarayı göster arkadaş. Koronavirüsten ölenler bu mezarlıklara gömülmeye başlanırken mahalle sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. 9 tane açık mezar var. Aşağı yukarı bir 100 dönüm kadar da bir ormanı kırdılar. Korona mezarlığı olarak. 3 tane ilçenin birleştiği bir alan. Yani tamamen yerleşim yerlerinin içerisi. Uyuk kaymakamım. Şu an böyle bir sıkıntının olduğu yerde, bu virüsün bu kadar yaygın olduğu başkanım, bir yerde bu kadar mahallenin içerisine gelip bu definlerin olması sağlık açısından uygun olmadığını düşünüyorum kendi adıma. Buradan evet, devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Allah rızası için bu işe bir dur deyin. Beykoz, Çavuşbaşı, Baklacı mahalle halkı tedirgin olurken korona mezarlığına dönüştürülen mezarlıkta defin sonrası çevreye saçılmış eldivenler ve eşyalar vatandaşları daha da endişelendirdi. Gömülü mezarlar, boş mezarlar. Burayı kimseye anlatamıyoruz. Millet öyle bir şey yok diyor resmi makamlar ama görüyorsunuz. Eldivenlerinden maskelerine kadar her şeyleri buraya atıp gitmişler. Mahalle sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye giden çevik kuvvet ekipleri vatandaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı. Sağlık açısı sporlu olduğu için bunları daha uygun ve şehir dışındaki bir yerlere gömülmesini talep ediyoruz. Ve gömülen insanların da oraya naklini istiyoruz. Sincan cezaevinde ateşe yükselen bir kadın tutuklunun 4 yaşındaki oğluyla birlikte hücreye atıldığı iddia edildi. Bold Medya'nın özel haberine göre skandalı diğer tutuklular yakınlarıyla telefon görüşmesinde anlattı. Tutuklu yakını bir anne de kızımın koğuşunda bir kadın hasta olmuş. Küçük çocuğu vardı. Çocukla birlikte kadını tek kişilik hücreye almışlar. O çocuk hücrede sabahtan akşama kadar beni bırakın diye bağırıyormuş. Annesi çocuğu herhangi bir yere gönderemiyormuş. Görüş yasağı var. Kadın ateşlendiği için tecidi almışlar. Kızım telefonda anlattığı sözlerini kullandı. Sincan'da tutuklu olan kızının da çok kötü olduğunu, psikolojik baskı altında bulunduklarını ağlayarak anlattığını belirten anne, gardiyanlar önlem almıyorlarmış. Burada bağıra bağıra öleceksiniz. Hiçbir şekilde sağ çıkamayacaksınız demişler. Psikolojik işkence uyguluyorlar. Biz de artık dayanamıyoruz dedi. Manisa Alaşehir'de 300 çalışanı bulunan Özel Sarıkız Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı Dr. Nail Sarıoğlu, SGK'dan ödeme alamadıkları için kapanmak üzere olduklarını açıkladı. Sağlık çalışanlarıyla birlikte hastane önünde açıklama yapan Sarıoğlu, uzun süredir SGK'dan hak ediş alamadıklarını ve zor durumda olduklarını söyledi. 300 personelin işsiz kalacağını belirten yönetim kurulu başkanı, tüm dünyada sağlık kuruluşlarının ayakta kalması için desteklendiği böylesine kritik bir dönemde SGK'nın tam tersini yapmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Bu bizim yaşadığımız süreci belki 100 yıl geçse yaşanmaz bu yaşananlar. Gerçekten inanılmaz boyutta zorluklar oldu ama. Boydak Holding ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu eski başkanı Mustafa Boydak, tahliyeler konusundaki düşüncelerini paylaştı. KYK TV'ye konuşan Boydak, biz şu an can derdindeyiz. Hapishanede kardeşlerim, kuzenim var, bizim gibi bir sürü iş adamı var. Hapishanelerde kadınlar, çocuklar var. Öncelik onlar da sözlerini kullandı. Önceliğimiz, hani derler ya, can mı canan mı? Biz şu anda can derdindeyiz. Gerçekten hapishanede kardeşlerim var. Kuzenim var efendim ve bizim gibi bir sürü iş adamı var hapishanede, kadınlar var, çocuklar var. Bu dönemde öncelikle oraları ben çok aklıma ön planda tutuyorum.
7 yıldır Türkiye nerelerden nerelere savruldu sözlerini kullanan Boydak, içimizde ne canavarlar varmış, içimizde ne güzel insanlar varmış, bunları görmüş olduk dedi. İnanamıyorum ya. 7 yıldır Türkiye nerelerden nerelere savruldu, insanlarımız nerelerden nerelere savruldu, içimizde ne canavarlar varmış, içimizde ne güzel insanlar varmış, bunları görmüş olduk efendim. Mağdur insanların hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bu süreçte bunları gördük. Ya düşünebiliyor musun? İstanbul'da ben gidiyorum bir yerde, bir restoranda yemek yiyorum. Bakıyorum benim eskiden tanıdığım bir yerde başkonsolosluk yapmış bir arkadaşım orada kasada duruyor. Türkiye'deki yargı sistemindeki çarpıklığa da değinen Boydak, Suç Ceza Mahkemesi'nin bir hakimin kararıyla sizin yıllarca yaptığınız birikiminize, emeğinize, evinize, barkınıza, bindiğiniz arabanıza kadar el konuluyor sözleriyle mülkiyet hakkı ihlalinin yargı eliyle nasıl gerçekleştiğini vurguladı. Suç Ceza Mahkemesi'ndeki bir hakimin kararıyla sizin yıllarca yaptığınız birikimlerinize, şirketlerinize, hatta evinize, barkınıza, malınıza, mülkünüze, ya bindiğiniz arabanıza dahi el konabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni tip koronavirüs salgınında 83 bine yaklaşan vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. New York eyaleti de Amerika Birleşik Devletleri içinde 37.738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği bölge durumunda. New York valisi Andrew Cuomo şehrin 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. New York'u 6876 vaka ile New Jersey, 3829 vaka ile Kaliforniya eyaletleri izlerken, Türk Hava Yolları, hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde %40 artarak 5327'ye çıkan New York'a uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu.